Boys Avis veya Japonca adıyla Shonen No Abyss, Türkiye'de ortalama bir köyde yaşanan günlük sıradan olayların anlatıldığı bir manga. Tabi bunu okuyan kesin pembe götlü Japonlar, Amerikalılar ve Avrupalar olduğu için yani sonuçta 20 yılda 10 dolar oyun fiyatları artıyor ve millet çıldırıyor. Bu tarz olaylar onlar için olağan dışı. Tabi biz arada televizyonda bu tarz olayları görüyoruz. Peki nedir bu manganın hikayesi? Ana karakterimiz Reiji, Japonya'da bir kasabada ailesiyle beraber berbat bir yerde yaşayan bir lise öğrencisi. Kasabadan ayrılıp Tokyo'da üniversite okumak istiyor fakat annesini, büyük annesini ve odasına tıkılı kalmış erkek kardeşini geride bırakamıyor. Kendisine sürekli zorbalık eden bir erkek arkadaşı ve günlük olaylarını tartışabildiği bir kız arkadaşı var. Kız arkadaşı kendisine bir idol grubu tanıtıyor. Arada kafasını dinlemek için bu idol grubunun müziklerini dinliyor. Bir gün akşam vakti markete yemek almaya giderken marketin arkasında market çalışanının evsiz birine tarihe geçmiş yemekleri verdiğini görür. Birazcık yanlarına yaklaşıp olayı anlamaya çalışır ve bir fark eder ki market çalışanı dinlediği idollerden biri olduğunu görür. Böylece zaten hayatı batmış olan ana karakterimiz daha da derine batmaya başlar. Şimdi diyebilirsiniz ki bu hikaye o kadar da rahatsız edici değil. Olaylar bundan sonra başlıyor. Bu karakterimizin favor idolü bunu evine çağırıyor ve idolle birlikte oluyor. Daha sonra eve bir adam geliyor. Marketin arkasındaki evsiz adam. Bu adam aslında evsiz değil, Bahar'ın tabutu adında çok ünlü bir romanın yazarıymış. Ve ayrıca bizim idolle de evliymiş. Adam içeri giriyor İşte rahatsızlık verdiğim için özür dilerim siz devam edin falan diyor. Hiç umrunda değil. Sadece laf olsun diye evlenmiş onunla. Tabi bizim ana karakter reyici olayın genişliğini kavrayamıyor. Nasıl bir pisliğin içine düştüm deyip hemen kıyafetlerini giyip dış Çıkıyor. Yolda eve giderken kızım buna gel birlikte internet edelim dediği cümle aklına geliyor. Eve gidip yatıyor sabah kalktığında ise bisikletini orada unuttuğunu fark ediyor. Fakat bizim idolün kocası bisikletini geri getiriyor. Burada da öğreniyoruz ki yazarla annemiz birbirlerini tanıyorlar. Yani bir geçmişleri var. Bu tarz olaylar ana karakterimize üst üste gelmeye başlıyor. Koşa koşa markete gidip idolü alıp gel birlikte internet edelim diyor. İnternet girişim başarısız oluyor çünkü hocaları bunu engelliyor. Ve hoca da... Evet, Reiji açık oluyor. Ve öyle normal bir aşk falan değil. Bayağı bildiğin Yandere gibi. Şu an bahsettiğim kısımlar hikayenin daha ilk 10-11 bölümü falan. Bundan sonra hikayenin daha ilerisinden spoilerlı bir şekilde bahsedeceğim. Birçok detayı atlamıştım çünkü. Çok fazla spoiler almak istemeyen olabilir diye. Ve şu anda da spoiler almak istemiyorsanız mangayı okuyup öyle gelin. Şimdi bu ilişki tablosu birazcık karış. Ana karakterimiz Reji'yi kız arkadaşı seviyor. Erkek arkadaşı da seviyor. Hatta erkek arkadaşı annesini de seviyor. Hatta sırf annesi ve çocuğu için Reiji'nin üvey babasını Tabi burada annesi onu manipüle ediyor. Bunun dışında bir de öğretmeniniz var. bayağı sapık gibi. Düt düt. Düt, düt Bu anne aslında bütün kasabayı gölgelerin ardında yönetiyor. Şöyle ki Reiji'nin annesi Yuko lise zamanında yazarla birlikte çıkıyordu. Yazar bir gün Yuko'nun ailesi tarafından zorla başka insanlarla birlikte olmaya zorlandığını fark eder. Yazar Yuko'dan geri dönmesini ister. Yuko reddeder. Hatta internet etmeye kalkışırlar fakat yazar bunu yapamaz. Daha sonra kız sınıfta önemli kişilerle birlikte olur. O kişi de Yuko'nun ailesini Dürür. Daha sonra Yuko çocukla beraber internet etmeye çalışır. Yazar bunun peşlerinden gider. İnternet sırasında çocuk ölür fakat Yuko yani anne hayatta kalır. Sonunda yazarla birlikte olabilecektir. Fakat yazar daha sonra o annenin gerçek yüzünü fark eder. Ve işte Boys Avis veya diğer adıyla şu an o Avis böyle güzel ve romantik bir ilişkiyi anlatıyor. Siz deyin trajedi ben deyip komedi. Çünkü ben okurken çok eğlendim.